Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün 21 Mart, Bahar Bayramı, Dünya Şiir Günü. Bugün 21 Mart, gece ile gündüzün eşit olduğu Ekinoks. Bugün 21 Mart, canların bir olduğu, doğanın canlandığı, toprağın cana geldiği ve toprağın dirildiği bir gün. Bugün 21 Mart. Ta Perslerden beri Nevruz Farsça, yeni gün kutlanmış Cemşit adlı bir hükümdar demiş ki bundan böyle bahar bayramı kutlanacak. Bugün bahar sayılacak ve takvim bununla başlayacak, kutlanacak. Persler ne kadar çok coğrafyaya yayılmışsa kültürlerini de o kadar coğrafyaya götürmüşler. Ve ta Afganistan'a kadar, Kafkasya'ya kadar, sonra Osmanlılarla Romanya'ya kadar, bugün Asya coğrafyasının tamamında ister Keldani olsun, ister Yezidi olsun, ister Yahudi olsun, ister Azeri olsun, ister Zazı olsun, ister Kürt olsun, ister Ermeni olsun, eğer iyi araştırılırsa bütün kökenimizde Nevruz eğlencesi vardır. Çünkü topraktan gelen bir insanoğlu, toprakla bu kadar uğraşan bir insanoğlu, herhalde toprağın canlanmasını, üretimin başlamasını, kuzuların çoğalmasını, yani her şeyin yeniden dirilmesini kutlar değil mi? Evet. Ayrılık sebebi olabilir mi bu? Benimdir, olur mu? Benim olsun, olur mu? Hepimizindir. Tabii. Barışındır, güzelliğindir, kardeşliğindir. Nevruzunuz kutlu olsun, şiir gününüz kutlu olsun dostlar. Hoş geldiniz. Ozanlar nasıl ortaya çıktı? Az çok biliyorsunuz. Ozanlar irticalen, yani doğaçlama konuşurlar, doğaçlama söylerler. Onlar kalemle yazmazlar şiirlerini. Çoğu okuma yazma bilmez zaten. 17. yüzyıldan sonra okuma yazma bilen ve divan edebiyatından etkilenen ozanlarımız da var. Ama bu ozanlar yine de en yaratıcı eserlerini sade halk Türkçesiyle söyledikleri türkülerde, şiirlerde vermişlerdir. Biz bugün eğer Türkçeden bahsedebiliyorsak, ben bu kadar doğal konuşabiliyorsam hepsini onlara borçluyuz. Ve onlardan bir tanesini yeni kaybettik. Modern çağın Dejen Bey'i, destan anlatıcısı Yaşar Kemal'di. Yaşar Kemal, sözlü geleneğin yetiştirdiği bir halk ozanı geleneğinin yetiştirdiği bir anlatıcıydı. Hikaye anlatıcı. Geçen hafta aramızdan ayrılan, sözlü geleneğin yetiştirdiği, daha sonra yazılı geleneğe armağan ettiği, bize göre Nobel'i ilk alması gereken, ikinci alması gereken Ahmet Hamdi Tanpınar'dan sonra yazarlarımızdan biriydi. Çünkü halkın içinden çıkıp, halkı bu kadar sade bir şekilde anlatan, onun gerçeğini anlatan büyük bir usta daha yetişmemişti. Ben İnce Mehmet'i okuduğum zaman inanamamıştım. İnce Mehmet de inanamamış. Adana'ya gelmiş, bakmış koca bir kent. Nasıl yani demiş. Bu kentin ağası yok mu? Bu kenti kim böyle ayakta tutuyor? Bu kadar insanı kim doyuruyor? Demişler ki kentin ağası yok. Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyette herkes ağa. Ve ilk kez İnci Mehmet Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? 10. yılını geçmiş. Ağalık düzeninin bittiğini öğreniyor. Ama köylerde devam ediyor. Yaşar Kemal bize çok farklı bir şekilde anlatıyordu. Bir halk öykücüsü gibi anlatıyordu. Kısa cümlelerle anlatıyordu. O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler. Ve bize onların eserleri kaldı. Yadigarlarına sahip çıkalım, iyi okuyalım. Bir daha o acılar yaşanmasın. Evet, aramızda bir aşığımız var. Üç aşığımız var. Bunlardan Öner Bey bize bir atışma şeklinde Sayın Muharrem Şengün ve Suat Ünal'la beraber bir atışma sunacak. Ben geçen yılki gibi takılacağım, ben de okuyabilirim diyeceğim ama kendisi sazla söyleyecek. Arkadaşlarım şiir şekliyle karşılık verecekler. Bugün Dünya Nevruz Günü, gelenler siz hoş geldiniz. Atatürk'ü eşsiz lider, bilenler siz hoş geldiniz.
hikmeti. Dünyadaki tüm milleti sevenlersiz hoş geldiniz. Dünyadaki tüm milleti sevenlersiz hoş geldiniz. Odur her derdin ilacı, basın yayın gazeteci, gelenlersin hoş geldiniz. Basın yayın gazeteci, gelenlersin hoş geldiniz. Gerdan benim her gün.
çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş. Söküldükten sonra dikilmez imiş, dikilmez imiş, dikilmez imiş, dikilmez imiş. Ben gönlümü toprağa sandım taş imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş. Benim kimim?
Yani o kadar yakın ki, Bolu desem, Gerede desem, Çağ desem, işte Esentepe desem, mezarı orada. 1700'lü yıllarda doğuyor, erken yaşta babasını kaybediyor, baba çiftçi. Baba ölünce köyün ağası çiftliğine, malına, her şeyine el koyuyor. Akrabalarının yanına sığınıyor. Daha sonra İstanbul'a gidiyor, yetim öksüz, her şey bitmiş. İstanbul'a gidiyor, Mısır'a gidiyor, böyle dolanıyor. Fakat bu arada da tabii okuma yazma öğreniyor, halk ozanı oluyor, hem divan edebiyatını anlıyor, arzu ölçüsünü kullanıyor, hem hece ölçüsünü kullanıyor. Köyüne dönüyor, evleniyor, yerleşiyor, iki de çocuğu oluyor. Fakat serde ozanlık var ya, yine dolanıyor. Bu kadar eleştiriyi hak etmiyor mu o dönem? 17. yüzyıl Türk halk edebiyatında, aşıklık geleneğinde hicivin tepe noktasına çıktığı bir dönemdir. Osmanlı'nın da gerçekten en büyük sorunlar yaşadığı dönemdir. Yükselmemiz bitmiştir ve gerileme dönemi çökerek devam etmektedir. Eğer ozanlar dinlense görülürdü, belki yaralar sarılırdı. Şeytan buna neresinde? Bizi köylerde muhtar vardı, muhtarın bekçisi vardı. Bir köyden bir köye at gönderirdiler, götürürler. Yani zaten gitmem de diyemezsin, köyün ağası var, muhtarı var, döverler zaten. İki aşık giderler bir köye. Birisi biraz ecemi benim gibi, birisi de usta aşık, tahsilli, kültürlü. Cemaat der ki, eskiden köy odalarında yapardılar, aynı buna benzer. Cemaat der ki, kimi dinleyelim? Dediler ki, ya sesi güzel aşığı dinleyelim. Usta aşığı nasıl olsa dinleriz. Sesi güzel aşık da der ki, hocam ben şaşırıyorum söylerken. Ne yapacağız? Dedi ki, senin ayağından bir ip bağlayalım aşağıdan. Şaşırdığın zaman ben çekerim ipi, susarsın orada. Bundan kolay ne var? Tamam diyor, anlaşıyorlar. Bismillah diyor, başlıyor genç aşık. Fakat usta aşık biraz kurnaz. İşi
ki sahtekarlığa döküldü. Hırsızı kadı sapladı, hırsızı kadı sapladı, hırsız hırsız atladı. Namusluyu halk taşladı, namussuz aldı yürüdü. Namusluyu halk taşladı, namussuz aldı yürüdü. Yurdumu duman bir kıta türkü söylerken 3-4 defa çekiyor ipi aşır. Şaşırsın da meydan bana kalsın diye vatandaş bezere kalıyor. Diyor ki devamlı susuyorsun sen. O Ecemi Aşık diyor ki, ikinci namussuzun eliyle doğruyu da söylesen susturuyor, yanlış da söylesen susturuyor. Yine devam ediyor, dinliyorlar aşkım. Seçilenler gemi alır, uçağı var Çin'e varır. Simit yersin seni görür, namussuz al büyüdü. Simit yersin seni görür, namussuz al büyüdü. Yurdumu duman seçim kapıya dayandı, yandı vatandaşım yandı. Her yanı yobazlar sardı, namussuz al büyüdü. Yurdumu duman yanar yığın düzen bozuk, başa gelen atar kazık. İnsaf edin halka yazır, insaf edin halka yazır. Namussuz aldı yürüdü, yurdumu duman yürüdü. Osmanlı'nın çöktüğü en önemli dönem o. Yani 16. yüzyılda Fuzuli'nin şikayetnamesi günümüze geliyor. Kanun'un eline geçmiyor ya, selam verdim rüşvet değildir diye almadılar diyor. Cümleye bakar mısınız? Bir mektup bu. İşte eğer şikayet varsa kimden gelir arkadaşlar önce? Halkı en yakından tanıyan, bilen, o halkın sözcüsünden gelir, ozanından gelir. Fakat bu halk o kadar derin bir halk ki, o kadar kültürü sağlam ki ve geleni görüyor, gideni görüyor, Aşık Veysel olacak diyecek ki iki kapılı bir han. Giriyorsun, çıkıyorsun. Şimdi bize Uğur Uğurlu Bey diyecek ki, gel ey gönül, mülk edinme bu dehri. Eli göçmüş hüsnü insana dönersin. Bal değil sularlar akıbet zehrin. Tacı tahtı bir karara dönersin. Ömrüm ömrüm, ömrüm kibarım. Tacı tahtım bir karara dönersin. Gönül gönül, divane gönül. Bir bahane
yazdım ezeli. Bu yarayı dosttan dosttan aldım ezeli. Eser bu bağrıma, gel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerinden yaş dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerinden yaş dertli. Gelmez misin?
Kıbrım sizin sürüsünüz. Batımı siz gönderince görmezsin. Mecnun kitabı, Sümani bir kez arayın.
kitabın sümaliyi bir kenara yazmışlar. Hocam şimdi sümali, Türkmen'in gözyaşısı mermeri derler. Bakın, konuşuyor. Ve insanımız bizim bir önceki nesil, yani halk edebiyatıyla uğraşan değil sadece, bütün bir insanımız konuşurken ölçülü konuşuyor. Kafkasya'da bu bir gelenek. Belli bir ölçüye göre konuşuyorlar. 11'li bile değil, 8'li. Yani semaya uygun. Ve bu Kerkük türküleri bambaşka. Gözlerinden meşrutiye şarkıları, adalet buhut hürriyet, adalet buhut hürriyet. Bir hüzün nargilesi, mahpucu som altın, fokur da fokur, fokur da fokur. Dede bey binmiş terkisine Mars yıldızının, bil meccal meccun, ya leyli kasetti satar, bil meccal meccun, ya leyli kasetti satar, Arabi çöllerinde. Müntekâdın zek, müntekâdın zek, ne de gün anlamadık sanma, ne de gün anlamadık sanma. 1402 kere vatan millet Sakarya, 1402 kere vatan millet Sakarya. Tek tek basaraktan yavaş gel, hizayı bozma. Hamit hocamın affına sığınarak şiire buradan hariçten gazel atıyorum. Beden eğitim öğretmeniyim ya. Yürüyüş karar soy, 1-2-3-4 1-2-3-4. Demek ki ne? Evelleme develeme, demek ki ne? Evelleme develeme. Milenyumu geçer günde beş kafaya beş gele. Milenyumu geçer günde beş kafaya beş gele. Üç elif miktarını demokrasiye. Üfteme püfte, üfteme püfte, püfte püf. Fokur da fokur, tekadın tek. Fokur da fokur, tekadın tek. Bir, iki, üçler, yaşasın türküler. Bir, iki, üçler, yaşasın türküler. Rabıtalı yâle, rabıtalı yâle. Lingo, lingo, şişeler. Lingo, lingo, şişeler. La havle ve la kuvvete. Şşt, şşt, kendine gel. Şşt, şşt, kendine gel. Ben trenciydim. 31 sene trencilik yaptım. Zonguldak Karabük arasında çok trencilik yaptım. Zonguldak Ankara arasında da çok trencilik yaptım. Tren üzerine bir türkü yazdım. Onu size takdim edeceğim. Thank you.
güzelleştirdiğini görüyor ya, o ışığı Sivas'a götürüyor. Ve meyve fidanları dikiyor. Köylüye rağmen. Büyük usta, gözü görmüyor ama gönül gözü ne kadar aydınlık. Bir anekdotunuz var mı Aşık Veysel'le ilgili söylemek istediğiniz? Atatürk'e diyorlar ki, paşam buraya bir saz ustası geldi, gözleri görmüyor ama çok güzel saz çalıyor. Diyorlar Atatürk'e. Atatürk de diyor ki onu bana bulun getirin. Ve getiriyorlar. Atatürk'le sohbet ettikten sonra bunu 1933 yılına gene radyoya götürüyor o zamanın müdürü. Sayın ustam diyor sakın öksürük, astırlık yapma. Sazını çalarsan güzel çal. Bak seni Türkiye dinliyor. Diyorlar ve Aşık Veysel orada Atatürk'ün bu emriyle sazını İlk olarak 1933'te İstanbul'da radyoda çaldım. Bu kadar. Evet. Diken oldu bana
ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır ruma döner. Ol sultan kapısında, hasretli kapısında, aşıkların yıldızı her an parlasın. Ve çok teşekkür ediyoruz. Sözü ben yine saz yapan, saz çalan, söz söyleyen Muharrem hocama bırakıyorum. Buyurun. Dünya senin vatanın.